Stresli bir durumda veya yalan söylerken her zamankinin tersine daha özgüvenli ve dışa dönük oluyorum. Kendimi daha iyi ifade ediyorum. Bunun nedeni nedir? Demiş bir katılımcımız. Şimdi o bir katılımcının iki ismini vermedik. Çünkü biraz ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Tabii bu soru vesilesiyle yine bizim soru yorum bölümlerini yapmamızın temel nedeni aslında hayatımızda her gün karşılaştığımız enteresan meselelerin arka planlarına dair hem biraz bilgi verebilmek, doğru bilimsel kitabı bilgi, hem de bunların üzerine biraz işte hayatımızı kolaylaştıracak bazı taktikler üzerine düşünmek için vesile yapmak aslında. Dolayısıyla bu yalan ya da genel olarak stres oluşturan durumlar diye başlamış ama ben özellikle hem arkadaşımın durumunu mümkün olunca sona bırakarak yani şimdi direkt bir şey söylersem ters anlaşılabilir. Yalan söyleyebilmek aslında gelişmiş bir beyin gerektiriyor. Şimdi geçen sefer de hani şey küfredenler daha az kalp krizi geçiriyor diye dışarıdan millet birbirine yardırmaya başlamış ama videonun sonunu dinlememişler. Yani küfür öyle, yani sadece kalp krizi geçirmemenin tek yolu küfür etmek değil. Ayrıca iyi de bir şey olmadığını da anlatmış bilirsinler. Şimdi yalan da büyük beyin gerektirir derken şöyle bir sebeple onu söylüyoruz. Yalan söyleyebilmek demek var olan bir gerçekle, verili bir durumla onun yerine uydurulan zihinsel yapının aynı zihinde birlikte tutulabilmesini gerektiriyor. Böyle zorlu bir mesele yalan söylemek. Ve beyinler büyüdükçe işte primatlar aleminde mesela sıklıkla yalan, kandırma vesaire gibi şeyler görüyoruz. Bu yalanın miktarı ve kompleksliği de artıyor. Yani beyin ne kadar büyükse bir canlı türünde o canlının bireyleri o kadar fazla üç kağıda başvurabiliyorlar. İşte sıklıkla anlatırım bu şempanze belgesellerine, şempanzelerin birbirlerine şaka yapması falan filan da aslında bu bağlamda değerlendirilir. Hani dalda yatan maymun işte altından bir şey çeker ya da onu bir ittirir falan düşer sonra güler. Bu işin tabii esprili ve zararsız kısmı. Birbirlerinden mesela yiyecek saklayan maymunların hiç böyle ellerinde yiyecek yokmuş gibi diğer maymunların numaralar çektiğini biliyoruz. Yani bu hilaf-ı hakikat beyanda bulunmak diyoruz ya insanda, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak. Aynısının hayvanlardaki versiyonu. Şimdi bizde de bu var. Yani hepimiz yalan söylüyoruz şu ya da bu şekilde ama daha belki bölümlerde de bahsettik işte. Mesela hasta ziyaretine gittiğinde abi ameliyattan sonra iyice karbon kağıdı gibi olmuşsun. Sen gözün toprağa bakıyor, durumun iyi gözükmüyor falan diye direkt doğruları söylemeyiz. Aa çok iyi gözüküyorsun falan filan diye moral verici bir şeyler söyleyerek o toplumsal iletişimi sağlıklı bir düzeyde tutmaya çalışırız. Mesela böyle beyaz yalanlar bu tip pozitif faydalara hizmet ediyor. Ama ve lakin tabii her zaman beyaz olmuyor. Gri'den siyaha, mora kadar birçok farklı yalan stilimiz var. Şimdi yalan makineleri diye cihazların olduğunu herkes duymuştur. Yalan makinesi denen cihaz aslında basit bir şey ölçüyor. Biz yalan söylediğimizde beynimizde bir çelişki, çelişkiye bağlı stres reaksiyonu, stres reaksiyonu sonucu olarak da bedenimizde bir takım yansımalar oluyor. Bunlardan işte en belirginleri kalp hızındaki değişmeler, mikro terlemeler yani derimizdeki o böyle işte ne derler telaşlı olduğumuzda yaşadığımız terlemeler. Ve biz bunun gibi şeyleri mesela deri iletkenliği ölçümü gibi cihazlarla ölçebiliyoruz. Fakat tabii herkes de %100 çalışan bir şey değil ama işin arkasındaki teoride yalan söylemek bir şekilde bizi strese sokuyor. Şimdi beyaz, yeşil, mavi ne olursa olsun yalanın tipi isterse kapkara bir yalan olsun hepsi değişik düzeylerde stres yapıyor. Stresin miktarı da şuna bağlı. Yeni uydurulan gerçeklik ne kadar komplike ise, ne kadar fazla zaman, mekan vesaire ekstra hatırlamayı, uydurulan şeyleri daha sonra hatırlamayı gerektiriyorsa ve gerçekle ne kadar fazla çelişiyorsa yalan o kadar stres yaratıyor. Çok komplike yalanları uzun süre sürdürmek o yüzden kronik stres sebebi. Mesela insanlar devamlı böyle bir stres yaşıyorlar. Hatta böyle bir çalışma görmedim ama ben hemen bir hipotez atayım ortaya. Kendine çok yalan söyleyen insanlar, kendisiyle ilgili nedenleriyle ilgili, aynı şeyi muhtemelen bilinç dışı olarak yapıyor olabilirler ve bu tip insanların yaşadıkları kronik zihinsel stresin bir kaynağının da bu olduğunu belki düşünebiliriz. Bu nasıl ölçülür çok bilmiyorum ama. Aslında dediğiniz şeyle sahte kendilikle ölçülen bir şey. Tabii ki daha analitik kökenli bakmak gerekir ama bu bir çeşit sahte kendilik oluşturmak ve zaten bazı patolojilerin kaynağı da bu sahte kendilik diyoruz. Bu sadece dipnot. Siz lütfen devam edin. Psikologla yayın yapmanın faydaları işte. Sahte kendilik çok da havalıymış ayrıca. Dolayısıyla yalanın büyüğü küçüğü hiç fark etmez. Yani asansörde karşılaştığınız birisi de nasılsın diye sorduğunda ona iyi olmadığınız halde iyiyim demek bile bir yalan ve stresse neden oluyor. Yani siz içsel bir çatışıklığı fark ediyorsunuz, onu içinizde tutuyorsunuz, dışarı yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Fakat bu işte hatırlanması gereken bileşenleri az ve gerçekten hani farklı nispetinde
çok fazla stres uyandıran bir yalan tipi değil. Ama ve lakin işte büyük yalanları düşünelim. Diyelim eşini aldatan birisi uzun süredir de bunu yapıyor. Devamlı evde senaryolar yazıyor. Ama senaryoların tutmama ihtimaline karşı devamlı gerçek durumda senaryoları gözden geçirmek zorunda. Allah yardımcısı olsun. Yani bayağı zor bir zihinsel süreci var. Ve bu ne yaparsanız yapın size stres yapacaktır. Buradaki tabii ki kamu faydasına tavsiyemiz nedir? Efendim yalan söylemeyin. Gerek yok. Löm löm dürüst de olmayın. Yani durduk yerde dürüstlüğünde bir alemi yok. Yani her doğru her yerde söylenmez. Her söylediğinizde doğruyu söylemek lazım ama her doğruyu da her yerde söylememek lazım. Biraz konuşurken, iddiada bulunurken, yanıt verirken ilmi siyaset dediğimiz şeyi yapmakta fayda var. Günlük hayatta yalan söylemenin en büyük nedenlerinden bir tanesi hızlı iletişim ve çabuk cevap verme ihtiyacı. Genellikle konuşmadan, cevap vermeden, bir şeye cevap yetiştirmeden önce durup bir nefes alabilirsek, bir nefes miktarı düşünebilirsek, hani bazen yalan söylemeye hissettiğimiz o refleksif ihtiyacı baskılayabilecek bir vakit de elde etmiş oluyoruz. Çünkü çoğu zaman ya mesela olur ya bu çocuğa bunu sen mi kırdın? Ya ben kırmadım ki falan. Hemen böyle bir kenara çekilme hali vardır. Mesela genellikle daha eğitimli, daha çocuk pedagojisinden ve psikolojisinden anlayanlar olarak. Ya işte bir vazo kırılmış. Yani vazo da önemli değil ama şöyledir, böyledir falan diye bir yardırıp işi 3-5 saniye uzatıp. Ya hocam haberin var mı acaba nasıl kırılmış olabilir dediğinde. Çocuk gayet güzel bir şekilde ya top oynadım, yanlışlık oldu, kırıldı falan diyor. Her şey gayet güzel, tatlıya bağlanabiliyor. Ama bir insanın yanında hort diye bir suçlama geldiğinde cart diye karşısında yalan çıkması çok normal. Dolayısıyla kişisel olarak yalan söylemeyi azaltmak için yani konuşma şehvetine biraz mani olmayı tavsiye ederim. Önce kendime söylüyorum, sonra herkese. Benim kadar da konuşan yoktur herhalde konuyla ilgili. Gelelim arkadaşımızın durumuna. Şimdi burayı nasıl kaçınacağım diye beklerken zannediyorum şöyle bir durum var. Arkadaşımız yalan konusunu bu kadar ciddiye almış ki ifadesinden sadece bu kadar ciddi ifadesini anlayabildiğim kadarıyla uzun süre üzerinde çalışmış ve yalanla ilgili senaryolaştırma, karşıdakini ikna etme sonuçlarını takip etme vesaire konusunda ekstra bir beceri geliştirmiş gibi duruyor. Dolayısıyla inşallah zannettiği gibi değildir, yanlış ifade ediyordur ama yalan söylerken kendini çok daha özgüvenli, işte doğru tutarlı falan filan hissediyorsa bu konuyla ilgili vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu aynı zamanda bir zihinsel ödüllendirme oluşturuyor ve bir süre sonra insanı patolojik yalancı haline de getirebilir. Aman diyeyim, o çok istediğimiz bir şey olmasa gerek. Belki bu farazi bir durum, bir hayal edersek yalan söylerken kendimi rahat hissediyorum dediği acaba kendi hayatı dışında, bu bir tamamen hayali bir durum için konuşuyoruz. Ben mühendisim, işte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bir sorumluluk almadan, aslında hiçbir yükümlülüğü olmadan konuşmanın verdiği rahatlıktan mı bahsediyor belki de? Ya bunun böyle enteresan sonuçları da oluyor tabii. Allah yaşatmasın. Ben mesela yaşatmıştım. Çok konuşan insanlar çok yalan söyler falan diye bir kural var. Yani çok laf yalansız olmaz der eskiler. Gerçekten öyle. Ben özellikle erken gençlik dönemlerinde, ortaokulda, lisede anlatılacak ilginç hadise edince hadiseler uydurmaya başlardım. Ya da birilerinden duyduğumu kendim yaşamış gibi anlatmaya başlardım. Yani bu birçoğumuzda olan bir şey biliyorsunuz. Yalnız bir gün böyle ballandıra ballandıra anlattığım bir olay karşıdaki arkadaş tarafından o sana olmadı ki bana oldu dendiği zaman yani gerçekten milletin ortasında böyle kabak gibi kabak almıştım. Yani gerçekten onun başına gelen bir şeymiş de ben anlatıyormuşum ama o öyle bir hale geliyor ki sorsan sen gerçekten onun senin başına geldiğine inanmaya başlıyorsun. Yıllar sonra bu çocukken tabii kabul edilebilir ama yıllar sonra isim vermeyeyim anlı şanlı meşhur bir beyefendinin 3 ay kadar önce bir sohbetimizde benden duyduğu bir meseleyi çok gizli bir kulis bilgisi aktaracağım size diyerek benim de olduğum bir ortamda kalabalık bir gruba anlatması ve bir an sonra göz göze gelmemiz, benim böyle yapmam, onun yapması ve benim meseleyi açık etmemek için hissettiğim o müthiş frene basma güdüsü çok eğlenceli olmuştu. Yani yapmamak lazım. Yalan da bir alışkanlık meselesi. Çünkü yalan genellikle bedeli olabilecek real durumlardan bizi kurtarıyor gözüktüğü için beyinde ödül sisteminin devreye girmesine de sebep oluyor. Şimdi bakın bir çalışma var. Bu arada yeri gelmişken onu da belirteyim. Hani genç arkadaşlarımızın kulağına küpe olsun. Normalde insanlar bu yalan laboratuvarda çalışılabilir bir şey. Yani insanlara böyle olmadığını bildiğiniz şeyler söylettiğinizde ya da efendim ellerinde gizli olan bir durumu farklı şekilde iddia etmelerini istediğinizde bir zaman yalan söylüyorlar ve aynı stresini ölçebiliyorsunuz kişiden. Fakat bazı araştırmalar çok ciddi bir sonuç gösteriyor. Tekrarlayan yalanlarda stres düzeyi yavaş yavaş düşüyor. Sistem doyum gösteriyor ve o salgıladığı stres hormonları, amigdalanın aktivasyonu yani o stres bölgesinin alarm verme düzeyi yavaş yavaş düşüyor. Yani yalan söyledikçe biz yalana alışabiliyoruz.
Ve bir süre sonra da işte patolojik yalan denen yalansız yaşayamayan insanların durumuna doğru gidebiliyoruz. O yüzden şöyle ya da böyle yapmamak lazım. Dürüst olalım. Bu dünya kimseye kalmaz.